Fas'ın Tanca şehrinden merhaba, Sevda ben. Uzun zamandır evden dışarı çıkmıyorum. Çok güzel. Evet, haftanın konusu ne olsun? Fas'ta iş kurma hayali olan yine Türk vatandaşları olsun. Buraya iş amaçlı gelmek ne kadar mantıklı? Bunlara değineyim biraz. Fas'a şirket sizi gönderdi. Tabii ki öncesinde şartları konuşup anlaşmanız gerekiyor. Vereceği maaş çok önemli. Verilen maaş çok önemli. Çünkü Fas Afrika ülkesi olabilir ama pahalı bir ülke. Şartları çok ağır olan bir ülke. Türkiye standartlarına göre yaşamak istiyorsanız, orta derece veya iyi derecede bir hayat sürmek istiyorsanız Fas'ta yüksek maaş almanız gerekiyor. Şirket ev kiranızı karşılamalı, çocuklarınızın eğitim ücretini karşılamalı. Bekar bile gelmiş olsanız yine şartlar çok iyi olmalı. Kiranız, elektriğiniz, işte faturalarınız, harcamalarınız, mutfak masraflarınızın hep şirket tarafından ödeniyor olması gerekiyor. Maaş dirhem üzerinden ödenecekse yüksek bir ücret ödemeleri gerekiyor. Mesela burada mühendisler bile 10 bin dirhem alıyor. Yani 10 bin dirhem ile bir ailenin geçinmesi, yani iyi bir şekilde geçinebilmesi mümkün değil. Çocuğunuzu mesela devlet okuluna göndermek zorunda kalırsınız ki Fas'ta devlet okullarını ben kimseye tavsiye etmiyorum. Eğer ki Fas'a iş kurmak için geliyorsanız da Fas'ta gerçekten de böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Mesela dönerci, baklavacı, kebapçı, bilmem neci açacaksanız arkadaşlar, şunu söyleyeyim, burada çok fazla insan açtı, denedi şansını ve iflas etti. Ama siz yine de ben deneyeceğim diyorsanız deneyin. Bazen Facebook'ta paylaşımlarda görüyorum, benim şöyle bir mesleğim var, Fas'a gelsem iş bulur muyum diye yazanlar oluyor. Evet, belki iş bulursunuz ama verilen maaşlar o kadar düşük ki o maaşla da burada geçinemezsiniz. Yani ülkeyi terk edip bu ülkeye geldiğinize değmez, burada perişan olursunuz. Ayrıca işsizlik oranının yüksek olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Fas'ta bir genç cevap vermiş. Bizler işsiziz, senin burada ne işin var diye, sen niye gelmek istiyorsun diye. Ben böyle bir şey söylemeyeceğim. Fas'a gelmek isteyen buyursun gelsin, sadece şartlarını, imkanlarını çok ince hesap etsin. Burada çalışma sistemi Türkiye'deki çalışma sisteminden çok farklı. İnsanların çalışma anlayışı çok farklı. İşimin iş yerinden örnek vermek istiyorum. Burada çalışırken çok fazla rapor alan vardı işe gitmemek için. Ya da işi çok savsaklayan insanlar vardı. İş bilinci, iş disiplini olan kişileri iyi seçmeniz gerekiyor. Yoksa paranızı, zamanınızı, emeğinizi, her şeyinizi boşa harcamış olursunuz. Yine önemli bir konu daha. Ha, işimi kaybedeceğim korkusu çok da fazla yok bu ülke insanında. Ha, burası olmazsa başka iş yeri olur deyip sallamıyorlar yani. Rahatlar. O yüzden tehditleriniz vesaire bir işe yaramaz. İyi davranın çalıştıracağınız kişilere. Kaçırmayın derim. Fas'ta ihtiyaç duyulan bir meslek var mı Mustafa? Programming, robot programming. Yani mühendislikle alakalı konularda kendinizi geliştirdiyseniz burada size ihtiyaç var. Ayrıca bu ülkeye gelecekseniz şayet muhakkak bir dil bilmeniz gerekiyor. Yani sadece Türkçe ile götüremezsiniz. Yani götürürsünüz ama bir tercüman bulmanız gerekiyor o zaman da. Türkçe bilen çok fazla Fas var. Onlara da ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Eğer ki dil öğrenmek isterseniz de Arapça tavsiye etmiyorum. Çünkü Darıca konuşuyorlar. Yani Darıca öğrenmeniz gerekiyor. Arapça değil. Ama her yerde geçerli olan bir dil var ki o da Fransızca. Fransızcayı öğrenebilirsiniz. A1, A2 seviyesini bile öğrenmiş olsanız o sizin bayağı bir işinizi görür. Ayrıca çatpat bir İngilizceniz de olursa iyi olur sizin için.
İş hayatının bütün antin kuntin olayları bu ülkede de dönüyor. Ayağınızı kaydırmak isteyenler, arkanızdan konuşanlar. Daha sonra sizinle bir konuşma yapıp o konuşmayı yapmadığını söyleyenler. Size tavsiyem çok fazla güvenmeyin. Ve iletişiminizde, iş ile ilgili iletişiminizde mail yoluyla yapın. Yani elinizde kanıtlı bir bilgi olsun. Bir şey olduğu zaman zor duruma düşmeyin. Bu ülkede çalışma hayatına bir sene dahil oldum. Bir seneye yakın bir zaman dahil oldum. Türkiye'de de 15 sene bir çalışma hayatım olmuştu. Yani entrika yönünden bence daha zengin. Bu haftalık bu kadar. Kısa tutuyorum videoyu. Haftaya görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeah, 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 yeah.